Boyut herif. Her şey iblisin başının altından Chad. Hangi herif? Orhan. Orhan denen avukat. Çoluğumu çocuğumu ölümle tehdit etti beni. Konuşursan hepsini gebertirim dedi. Mahkemede değmedim ama karına anlatmıştım. Kemal Şahin, ziyaretçim var. Kemal. Avukatla tekrar görüştüm. Mahkeme tarihini öne almaya çalışacak. Aslına bakarsan vaziyet sandığımız kadar kötü değilmiş. Suçu senin üstüne atmaya çalışan herhangi biri o kaza eve koymuş olabilir. Sonuçta ev uzun zamandır boştu. Avukat da bütün bunları göz önünde bulundurarak müdafaa hazırlayacak. Git buradan, bir daha da sakın gelme. Ne? Bundan böyle benim için hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Kemal, ne demek oluyor bu? Bana yapabileceğin en büyük kalleşliği yaptın halde. Anamın katilini benden gizledin. Güllü'yü boş yere suçlamama seyirci kaldın. Neden bahsettiğini anlamıyorum. Ne diyorsun Kemal? İnkar ederek daha fazla alçalma Halide. Evi kimin yaktığını, anamı kimin öldürdüğünü biliyordun. Nuri daha cenazenin kalktığı gün söylemiş sana bunu. Ama sen bana hiçbir şey söylemedin, sustun. O katil herife yardım ettin. Gerçeği söylemenin bir anlamı yoktu. Gidip Orhan'a bir şey yapmandan, başını belaya sokmandan korktum ben. Ya. Ama Güllü'ye bir şey yapmamdan korkmadın öyle mi? Demek nefretin, vicdan, ar namus bırakmamış sende. Demek sen de o adam kadar alçakmışsın meğer. Sözlerine dikkat et Kemal. Bu sefer ileri gidiyorsun. Ben her ne yaptıysam senin... Asıl sen bu sefer ileri gidiyorsun. Çocuğunu da mı böyle yetiştireceksin ha? Onu da mı böyle yalan dolanla, riyakarlıkla büyüteceksin? Artık sana asla inanamam. Asla güvenemem. Bundan böyle karım değilsin. Ama nasıl böyle bir şey söylersin? Bizim bir çocuğumuz olacak. Çocuğuma karşı babalık vazifem neyse onu yapacağım. Ama benden bir şey umma. Artık yüzünü görmeye tahammülüm yok. Benim için bittin artık Halide. Bunu böyle belli. Bebeğin yerini bilen ya da görenlerin en yakın polis servisine... Güle güle bakıyor yavrum. Güle güle. Halide. Halideciğim. Halide, bu ne hal? Kusum, kusum. Ne oldu sana böyle? Hadi gel. İçeri geçelim. Hadi. Hadi. Halideciğim. Lütfen şekerim, rica ediyorum. Biraz için. Sinirlerinize iyi gelir. Beni terk etti. Karım değilsin artık dedi. Yüzünü bile görmek istemiyorum dedi. Ah, Halideciğim. Hapishane sinirlerini bozmuştur Kemal'in. Geçecektir. Hayır madem Emma. Bu sefer gerçekten bitti. Bana öyle ağır laflar etti ki hazmedemiyorum. Ben her şeyi Kemal'i sevdiğim için yaptım. Her şeyimden onun için vazgeçtim. Ama Kemal, o kadın hala bana yeğ tutuyor. Halideciğim,
Belki bana kızacaksın ama nasıl dayaklar bilirsin. Zorla güzellik olmaz. Beni karnımda çocuğumla bir paçavra gibi fırlatıp atamaz. Kemal bunların hesabını ödeyecek. Ne olursa olsun, ben hayatta olduğum sürece o ikisi asla bir araya gelmeyecek. Asla birlikte olmalarına izin vermeyeceğim. Kemal pişman olur. Benim çektiğim acıların bin beterini çektireceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.